neden olmakta. Beşinci kültür çeşidimiz ise yüksek kültür. Bir ülkenin yetiştirmiş olduğu insanların üretmiş olduğu bir kültür çeşididir. Yani bireysel yetenek, ilgi, merak ve çaba sayesinde geliştirilir ve kazanılan bir kültürdür. Üst kültür olarak da adlandırılabilir. Yani yüksek kültürü bizler üst kültür olarak da görebiliriz. Temel özelliği eleştirellik ve seçiciliktir. Özgürlükleri tehdit eden ve sınırlayan bütün iktidarlara, hayatı tek düzeleştiren, zevksizleştiren, tek tip halinde yaşatılmaya çalışılan kitle kültürüne karşı her zaman eleştirel bir tavrı vardır. Bu yüzden kitle kültürünün üreticileri tarafından yüksek kültür aşağılanır, hakarete uğranır ve pek sevilmezler. Bütün başarılı sanat eserleri ve düşünce ürünleri de aslında yüksek kültür sayesinde ortaya çıkmıştır. Seçkin aydın nitelikleri edinmek için öncelikle ne yapmamız gerekir? Aydın olmak, bilgilenmek, sürekli kendimizi geliştirmek, başka bir söyleyişle iyi bir öğrenimden, bilinçli bir kitap okumadan geçmemiz gerekiyor. Aslında birçok durumda kitap okumak okul dönemlerinden daha fazla kabul görmelidir. Yani tamam okuldaki almış olduğumuz eğitimler iyi olabilir. Ancak bizler sürekli kitap okumayıp derslerimizde sınırlı kalırsak düşüncelerimizi de geliştirmekte bazı problemler yaşayabiliriz. Ne kadar çok kitap okursak, ne kadar çok farklı fikirler edinirsek ne yapacağız? Kendimizi de aynı oranda geliştirmiş olacağız. Kültürün açıklamasını yaptık. İşte ne dedik? Bir toplumun maddi, manevi bütün değerleridir dedik. Dilin de tanımını yaptık. İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan en önemli unsurlardan biridir dedik. Dil ve kültürü ilişkilendirmek gerekir ise dil bir milleti oluşturan ilk ve en önemli unsurdur. Zaten bunu biliyoruz. Tek başına bir milleti millet yapmaktadır. Aynı dili konuşuyorsak bizler bir milletin birer parçalarıyızdır. Dil bir ulus içinde aynı dili konuşan insanlara konuştukları dilin milleti olma şuuru vermektedir. Biz bir millete aitiz şuuru uyandırmaktadır. Bir millet yaşadığı dili ile vardır ve dünyada konuştuğu dil ile adlandırılır. Bir millet kendi konuştuğu dil ile tüm yazın yani yazılı eserlerini vermektedir. İşte roman, tiyatro, masal, destan gibi birçok anlatılan ve milleti ortaya çıkaran önemli unsurlar dil sayesinde gerçekleştirilir.